taranmaktan hiç hoşlanmıyor. Ve kaçtı. Burada tutuyorum ki taramayı başarabildiğim tek zaman mama yerken. Diğer kediler bayılıyorlar ama bu kedi niye sevmiyor anlamıyorum. Bugün hava çok güzel. Ve çocuklar da balkona çıktılar. Bu yapıklı, gözleri çapaklanmış. Kulak sorunumuz hala devam ediyor. Böyle çok ellemek istemiyorum çünkü o da bulaşıcı. Dağ palmiyesi, para çiçeği, bütün yapraklarını döktü. İnşallah tekrar yeşillenir. Kurumayı bekleyen kabaklarım. Bu sene böyle biraz eğri oldular. Çünkü tohumların çimlenme evresinde aşırı sıcaklar vardı. Sonra hava serinledi ve olgunlaşma süresini geçireceği bir zaman dilimi bulamadı. Yani iklim değişikliği her şeyi ve herkesi etkiliyor. Pire ısırıklarından sonra dış parazit ilacı yaptım köpeğime. Sonrasında pirelerin oluşturduğu yaraları kapatmak için de Silverdin kullanıyorum. Pek çok ilaç kullanıyorum da işte bir tanesi Silverdin, Begonvil. Bunlar geçen seneden kabaklar. Kedi nanesi. Çiçek açmadan budanırsa daha çok yaprak veriyor. Ve faydalı olan kısmı yaprakları. Burada geçen seneden saksının içine dökülen ve çimlenen tohumlar. Bayılıyorum böyle bir döngü oluştuğunda. Zahmetsizce avokado. Bu da tekrar avokado. En sevdiğim sarmaşık hanım eli. Sardunya. Burada bir tane nazlı bir kız. Canım kızım. Canım kızım. Çok nazlı bu kız. Burada Şubat ayının en güzel çiçeği. Zamansız açtı biraz. Ama çok güzel. Nergislerim hiç olmadı bu sene. Sıcaklardan dolayı. Şöyle hanım eli sarmaşı bütün kış açtı. Bütün kış. Hiç eksik etmedi çiçeklerini. Mis gibi de kokuyor. Burada da ada çayım çiçek açıyor. Çiçek açma evresinde böyle yaprakları kahverengi bir renk aldı. Biraz fazla temas ediyoruz ve bitkiler sevmiyorlar böyle teması. En güzel bitkiler böyle yaylalarda, dağ başlarında olur. Çünkü temas çok azdır. Kızım, ne oldu? Hayır. Sokaktan kedi geçiyor, onu havlıyorlar. Ben konuştuğum zaman da kedi benim sesime geliyor. Sonra bunlar daha çok sinirleniyorlar. Böyle yağmur yağacak diye çiçeklerimi çıkarttım. Ama yağmur birden bak 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 bak. Ne sesini duydu? Ne olur bu köpekler seni ne yapar? Ha? Köpek var burada. Köpek. Git. İyi ki sineklikler sabit yani. Yoksa gitmişti. Kaç tane öldü böyle. Benim sesimi duyan viyaklıyor. Şurada yine çok güzel bir sardunya zamansız açtı ve çok hızlı bir şekilde döktü. O bizim değil mi anneciğim? Bizim kedimiz annem. Hı? Sakın sakın bir şey yapma. Bebeğim o bizim. Çok güzel bizim kedimiz. Kedimiz çok güzel anneciğim. Hı. Evet o bizim kedimiz. Bizim. Kedi bizim. Ha, dışarıda da var bir tane. Ben ne zaman konuşsam bunlar eve gelmeye çalışıyorlar. Ve bazen kötü şeyler oluyor. İşte bu zamansız açtı. O yüzden budayacağım bunu. Bitkinin ana gövdesinin daha iyi gelişmesi için. Çekil kızım. Çekil anneciğim. Çekil bebeğim. Bak kızacağım ama. Şöyle sararan yaprakları buduyorum. Burada bir tane yabani ot bitmiş. Tabii bodur kalmış ve hemen çiçeklenmeye başlamış. Soyunun devam etmesi için tohum üretmek istiyor. Burada Yasemin sarmaşığı ve hanım eli.
buraya da bir şeyler diktim, ektim ama neydi hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım yaban mersiniydi. Böyle küçücük küçücük tohumları vardı. Şu anda çıkmaya çalışıyorlar. Umarım hepsi çıkar. Mor salkım da dikmiştim ama hiç tutturamıyorum senelerdir. Olmuyor yani. Bu gül dalını da yola atmışlar, budamışlar. Oradan aldım. Yani diktiğim gibi tuttu. İlk defa bir şey bu kadar hızlı kök attı. Çok mutlu oldum. Bunlar da buz çiçeği. Ve benim en güzel bitkim. Kuşlarımız da geldi. Cennet elmasının tohumu. Hep yetiştirmek istedim ama bir türlü yetiştiremedim. Yani böyle ümitsizce, hani bir şey beklemeden toprağa diktim ve tuttu. Yani bazen bitkiler de bizim stresimizi, gerginliğimizi hissediyorlar ve bazen onların yaşam döngülerini bile etkiliyor bu stres. Şu ateş dikeni, meyvesini kuşlar çok seviyor. Genellikle resmi kurumlar peyzajda kullanıyorlar. Yine sardunya, canım benim, çiçek açmaya çalışıyor. Nergisler ve böyle bitki topluluğu. Hiç zahmetsizce yetişen Ballı Baba ve Taflan.